Evet, ketelerim 180 derecede 14 dakika piştiler. Şimdi üstleri parlak kalsın diye üstlerine ayçiçek yağı sürüyorum. Bu sadece görsel amaçlı, sürmeseniz de olur. Aynı zamanda yumuşatma amaçlıdır. Bunu da hatırlatayım bu arada. Normalde köylerde tereyağı sürerler. Soğuduğu zaman tereyağı donuyor. Tekrar ısıtmak gerekiyor. Bunda öyle bir sorun olmaz. Isıtacaksanız tabii ki tereyağı sürseniz çok daha iyi. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Bu videomda bizim Artvin yöresine ait olan cevizli kete tarifi çektim. Hem böyle görselli, hem pofuduk, hem de çok lezzetli bir ketedir. Aynı zamanda maliyet olarak da düşüktür. Çünkü cevizli kete yalnız ceviz oranı düşük, içerisinde un oranı daha yüksektir. Tabii dileyen elinde varsa daha fazla ceviz kullanabilir. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 500 gram un, 200 ml su, ılık değil musluktan olacak. 85 ml 1 çay bardağı peynir altı suyu, eğer yoksa yoğurt suyu kullanabilirsiniz. 50 ml ayçiçek yağı, 25 gram yaşma yağı. Hava sıcaklığına göre yaşmayı daha da azaltabilirsiniz bulunduğu yer sıcaksa. 25 gram toz şeker ve 10 gram tuz. Evet, unu tezgahıma döküyorum. Bundan bir havuz oluşturdum. İçerisine suyu, peynir altı suyunu, ayçiçek yağını, mayayı, toz şekeri döküyorum. Tuzu unun kenarlarına döküyorum. Direkt mayayla etkileşime geçmemesi için. Bu arada bütün tariflerimin kaşık ve bardak ölçüleri videonun başında ekranda yazılı olarak ve videonun altında açıklama bölümünde yazılı olarak bulunmaktadır. Önce mayayı suyla açıyorum. Ardından hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurumu bu şekilde vur ve katla yöntemiyle yaklaşık bir 5-6 dakika yoğurdum. Hamurum böyle elastik ve pürüzsüz bir yapıya kavuştu. Hamurum yoğurma işlemi tamam. Şimdi bu kabın içerisine alacağım ve hamurumu üstüne örtülü bir şekilde dinlenmeye, mayalanmaya bırakacağım. Evet, hamurum 40 dakika mayalandı. Şimdi tezgahıma biraz un eriyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Hamurumu ticari olarak yapmadığım için ürünleri göz kararı 3 adet bezeye vereceğim. 3 adet yapacağım. Evet, bezelerimi bu şekilde gördüğünüz gibi yuvarlıyorum. Sıkı sıkı ve pürüzsüz güzel bezelere dönüştürüyorum hamurlarımı. Diğerini de yuvarlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Çok fazla un kullanmaya gerek yok. Çok fazla yapışan bir hamur değil. Yapısal olarak. Yine pasa bezini alıyorum. Üstünü örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum dinlenirken ketemin iç harcını hazırlayacağım. Ketemin iç harcı için 90 gram un, 70 gram toz ceviz, yani öğütülmüş, ince öğütülmüş ceviz, 75 ml zeytinyağı veya ayçiçek yağı, 75 ml su ve 1 çay kaşığı tuz. Bunların kaşık ve bardak ölçülerini videonun başında ve açıklama bölümünde vereceğim. Oradan alabilirsiniz. Zeytinyağı tavaya alıyorum. Evet, yağı ocağın üstüne aldım. Yaklaşık 2 dakika yağı kızdırdım. Şimdi unu ilave ediyorum. Önce yağla unu kavuracağım. Thank you.
Evet, yağla unu yaklaşık bir 3 dakika kavurdum. Şimdi içerisine suyu ilave ediyorum. Suyla pişirmeye devam ediyorum. Evet, suyla birlikte de yaklaşık 1 dakika pişirdim. Cevizi ve tuzu ilave ediyorum. Tuzu unun içerisine ekleyecektim, unutmuşum. Siz tuzu unun içerisine eklerseniz daha yerken daha eşit karışmasını sağlamış olursunuz. Evet, cevizi ilave ettikten sonra da yaklaşık 1 dakika karıştırarak cevizin tamamen bu harcın her yerine eşit bir şekilde karışmasını sağlayacak kadar karıştırdım, pişirdim. Ocağın altını kapatıyorum. Pişirme işlemi tamamdır. Şimdi ılımaya bırakıyorum. Evet, kabuk yapmasın diye üstüne bir de naylon çektim. Şöyle görebilirsiniz. Hamurlarım yaklaşık 1,5 saat dinlendi, mayalandı. Şimdi son aşamadayız. Tezgahıma şöyle biraz un serpiyorum. Şöyle hamurum biraz beze yapışmış, unsuz koymuşum. Evet, ketemin iç harcı burada. Ketemin iç harcını ara ara karıştırdım. Karıştırmazsanız kabuk yapar, üstü kurur, formunu kaybeder. Soğuduktan sonra da üstüne yapışacak bir şekilde stre çekmek lazım. Eğer daha sonra yapacaksanız, soğumasını beklerseniz de üstüne stre çekmeniz lazım ki kuruma yapmasın, kabuk yapmasın, formunu kaybetmesin. Şöyle ketemin iç harcını göz kararı 3'e bölüyorum. Evet. Bu şekilde ortada toparlıyorum. Böyle elimize iyice sıkıyoruz ki açılmasın. Sonra şöyle ortasından delik açıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde açılır. Bu açılmaması için alt taraftan şöyle hamuru yukarı doğru katlayıp yukarıda birleştiriyorum. Şöyle bir cimcikliyorum. Geri çekmesin diye. Evet. Bu şekilde hamurumu açmaya devam ediyorum, bu şekilde genişletmeye. Tamamdır. Şöyle elimle basıyorum. Son düzlemesini yapıyorum. Bu şekilde tepsimi alıyorum. Sanırım bir tepsi 2 tane sığacak, ona göre yapalım. Aynı şekilde ortadan deliyorum. Şöyle biraz genişlettikten sonra yine aynı, alttan yukarı çekip örtüyorum. Şöyle elimi cimcikliyorum. Tekrar şöyle basıyorum elimle. Düzledim. Gördüğünüz gibi bunu da tepsiye alıyorum. Tepside de tabii üstünü bir düzlüyorum böyle.
Evet, ketelerimi tepsiye aldıktan sonra üstlerine yumurta sarısı sürüyorum. Bütün yumurta da sürebilirsiniz. Yumurta sarısı daha kırmızı çıkmasını sağlar. Dilerseniz bütün yumurta sürebilirsiniz. Evet, sadece desen olsun diye şöyle çizeceğim. Yani çizmek şart değil, sadece maksat desen olsun. Ve üstlerine şöyle seyrek bir şekilde öyle 3-5 tane sadece koku yapsın diye çörek ot atıyorum. Evet, bu şekilde aynı poğaça mayalandırır gibi 40 derece önceden ısınmış fırında mayalandıracağım. Ardından önceden ısınmış 180 derece fanlı fonksiyonda fırında pişirmeye vereceğim. Evet, ketelerimi 40 derece önceden ısınmış fırında bir 15 dakika mayalandırdım. Şu anda gördüğünüz gibi gayet pofuduk mayalandı. Şimdi önceden ısınmış 180 derece fanlı fonksiyonda fırında pişirmeye veriyorum. 180 derecede 14 dakika piştiler. Şimdi üstleri parlak kalsın diye üstlerine ayçiçek yağı sürüyorum. Bu sadece görsel amaçlı. Sürmeseniz de olur. Aynı zamanda yumuşatma amaçlıdır. Bunu da hatırlatayım bu arada. Normalde köylerde tereyağı sürerler. Soğuduğu zaman tereyağı donuyor. Tekrar ısıtmak gerekiyor. Bunda öyle bir sorun olmaz. Isıtacaksanız tabii ki tereyağı sürseniz çok daha iyi. Şöyle. Evet, sizin için şöyle bir tane dilimleyip size ketemin içinde göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ketemin içi bu şekilde. Aynı zamanda pamuk gibi çok güzel bir kete çıkarttık. Gördüğünüz gibi şöyle güzel, pofuduk ve lezzetli keteler çıkarttık. Ketenin iç harcına reyhan bulamadım. Elimde yoktu. Reyhan bulursanız mutlaka reyhan koyun. Reyhanla birlikte çok daha lezzetli oluyor diyorum ve videomu sonlandırıyorum. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle sanal fırında kalın. Hoşça kalın.